Selamünaleyküm. Ersin Becerikli Can ben. Arkamdaki de bizim Yadigar 8060 Clayson 82 model. Şimdi size ona yaptığım döner merdiveni tanıtacağım. Şöyle bir değiştirelim. Merdiveni 50-70, 5-80 biçer duvarların üzerindeki merdiven aparatından ölçü alarak birebir aynısını yaptım. Şöyle göstereyim. Şu anda bunda çift konum var. Nasıl çift konum var? Bir tanesi şuradan şu şekilde kolu kilidi çektiğimde şu şekilde böyle tekerin önüne doğru dönen konumu. Diğeri de tekerle de yapması zor oluyor telefon olunca. Diğer konumu da şurada. Buraya ister pim koyun. Ben şu an kullanmadığım için civata takmıştım. Diğer konumu da bu şekilde arkaya doğru katlama konumu. Bu konum nerede kullanılıyor? Bu konum genelde çeltikçiler kullanıyor. Mısırcılar. Teker çamura battığında merdivene zarar vermesin diye. O yüzden ben de o şekilde yapmışken çift konumlu yaptım. İster bu şekilde arkaya doğru yatırabiliyorsunuz. Ben şu anda şu aynaya kol çarptığından tamamen yatıramıyorum. Aslında bu şöyle göstereyim, aynaya çarpıyor. 90 derece hatta 360 derece dönebiliyor arkaya doğru. Biri de dediğim gibi tekerin önüne dönen. İki mekanizmaya da gresörlük koydum. Çünkü yağlandığı zaman hareket daha kolay oluyor. Bağlantı şu şekilde. Ayaklar direkt şaseye bağlanıyor. Yani hiçbir ekstra iş yapmanıza gerek yok montajda. Dediğim gibi bu ölçü zaten 50-70 ile 5-80'in orijinal ölçüsü. Malzemeler, tüm bükümlü malzemeler 5 milim kalınlığında. Boru 3,5 milim kalınlığında. Yani kalın malzeme, kolay kolay bükülecek, eğilecek malzeme değil. Merdivenin bağlantısını da şu şekilde yaptım. Normalde burası şuradaki menteşeye bağlıydı. Yani şurada bir kulak vardı. Buradaki menteşeyle, eskileri bilen bilir, sadece yukarı doğru katlanıyor. Bunda yaptıktan sonra, bu aparatı taktıktan sonra şuradan aşağıdan bağladım. Böyle olunca merdiven yaklaşık 25 santim aşağı indi. Ben de en alt basamağı kesmiş oldum öyle olunca. Yani merdivenin ağırlığı da bir nevi azalmış oluyor. Şimdi tekerin önüne doğru harekette ister yerden ister makinenin üzerinden şu kolla yapabiliyorsunuz. Arkaya hareketi de normalde aşağıdan çok rahat yapılıyor ama yukarıdan yapmak isteyen de şu kolu yine kullanarak bir de sabitleme için buradan zincir, en alttan zincirle kabine bağlayarak yapabilir. Genelde bu boşta durması gerekiyor. Neden boşta? İşte çamura girdiğinde, yere sürttüğünde zarar görmesin. İşte sınır, yüksek yer, taşa çarptığında hareket etsin diye. Genelde serbest bırakıyorlar. Tabii o tamamen kullanıcıya bağlı. Şimdi açıkçası biz çeltik mısır bilmediğimiz için nasıl oluyor, nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Bu şekilde yani çift fonksiyonlu. Ama kimisi ben sadece tekerin önüne katlansın, arkaya dönmesini istemiyorum diyor. O yüzden ben de yaparken artık isteğe bağlı yapıyorum. Yani çift fonksiyonlu veya tek fonksiyonlu diye. Bu şekilde. Bunun çizimi, kesimi, bükümü tamamen bana ait. Orijinalinden ölçü aldım. Ondan sonra kendim tasarımını yaptım, çizimini yaptım. Lazer kesimi, ondan sonra upgant büküm, kaynak derken bütün işçiliği bana ait. Bu şekilde de isteyenlere yapıyorum. Anlatacağım bu kadar.
Eğer sormak istediğiniz başka bir şey olursa yine elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bol bereketli işleriniz olsun inşallah.